would you do if you had $1 million? I'll tell you what I'd do, man. Two chicks at the same time, man. Para kazanma olasılığı her zamankinden daha ilginç hale geliyor. WatchMojo.com Türkiye'nin Top 5 gerçeklerine hoş geldiniz. Bu bölümde lotoyu tutturmakla ilgili daha önce bilmediğinizi varsaydığımız en büyüleyici 5 gerçeği sıralayacağız. Beş numara. Kırmızı halıda yürüme ihtimaliniz lotoyu tutturmaktan daha çok. What the odds are against winning the lottery? About 4-1. About 30 million to 1. İstatistiksel olarak lotoyu tutturmaktan daha çok şansınız olan şeyler o kadar akıl almaz ki inanamazsınız. Amerika'nın Mega Millions büyük ödülünü kazanma ihtimaliniz 259 milyonda 1 gibi bir oran. Yani film yıldızı olmanız çok daha kolay. İstatistiksel olarak daha kolay olan şeyler bir olimpiyat madalyası kazanmak, Amerikan başkanı olmak ya da solak olup da sağlaklar için üretilmiş aletleri kullanarak ölmeyi başaran 7 milyon insandan birisi olmak. I'm left-handed. And let me tell you, it ain't all peaches and cream. NetGeo'ya göre yıl içinde bir yıldırım tarafından çarpılmanız, bir köpek balığı tarafından öldürülmeniz veya bir tuvalet tarafından sakatlanmanız daha olası. 4 numara. Loto, güzel bir hayata geçici bir bilet. His autobiography Careful What You Wish For charts how this winner became such a loser, reportedly blowing 8 million of his fortune within 4 years. İnternet lotoyu kazananların kendilerini erken emeklilik yolundansa erken yok olma yoluna sokmalarıyla ilgili korku hikayeleriyle dolu. He lived up to his image. He'd spend £2,000 a day on crack and terrorized the genteel Norfolk town of Swaffham with drug-fueled parties. Kötü şöhretli, batık loto kazananının kendi sözlerinden sadece 3 şey hakkında düşünmeye başladım. Uyuşturucu, seks ve altın. Beni kokaine alıştıran torbacıda bende kalan loto paramdan daha çoğu var. What do we do now? Well, seems like our only hope is the lottery. Holy we won twice and we're right back here again. Gerçek şu ki, kazananların birçoğu neticede ortalama hayatlar yaşıyor. Tahmin edilene göre, büyük ikramiye kazananların %70'i 10 yıl içinde parasal olarak başladıkları noktaya geri dönüyorlar. I lost all my money and it was plenty, believe me. The last 10 years have been tough on a lot of people. Oh, they haven't been tough on me. I just lost all my money. Kazanırsanız büyük ihtimalle işinizi bırakmamalısınız. Did you see the memo about this? Aslında araştırmacılara göre kazananların neredeyse yarısı pazartesileri işbaşı yapmaya devam ediyor ve %60'ı loto için bilet almayı bırakmıyor. I just won 250,000. I'm not joking. 3 numara. Kazanmak için hile yapabilirsiniz ama büyük ihtimalle kaybedeceksiniz. He stacks the scratch offs to give them back. He knocks the winning ticket to the ground. Watch that again. The undercover officer is told no luck. Eşlerden bakkallara ve loto katılımcılarına büyük ikramiye genelde insanların içindeki canavarı dışarı çıkarıyor. I asked for Mai Tai and they brought me a pina colada. Örnek olarak 2012'de Amerikan inşaat işçisi Americo Lopez iş arkadaşlarını 38,5 milyon dolarlık bir loto çekilişinde kandırdığı için onlara 10 milyon dolar vermek zorunda kaldı. Give me back my money! Give me back! Wankers! Aynı yılda ironik bir şekilde lakabı şanslı olan İngiliz bir kasiyer, birisinin ninesini 1 milyon pound kazanan kuponunun değersiz olduğunu ikna etmeye çalışması üzerine yakalandı. Suçlu 2,5 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Residence isterken kendini F tipi cezaevinde buldu. Okay, she's like, I don't want to go to jail. You know what happens to a handsome guy like me in jail? It rhymes with grape. 2 numara. Yavaş giderseniz kazanabilirsiniz. İsveç'te hayatınızı bu atasözsel sol şeritte yaşamanın bir yolu var. Günlük hayatınızı yavaş yaşamak. Ülkedeki sürücülerin hızlarını düşürmeleri için yapılmaya başlanmış bu başarılı girişimle İsveç hız kamerası Lotos'unu kullanarak manyak gibi kullanmadıkları için insanların plaka numaralarını çekilişe sokuyor. But if you're obeying the law, your picture will also get snapped. You'll be entered into a lottery and win some of that money from those speeders. İşin en güzel tarafı ise ikramiyenin gerçekten hız cezalarından alınan paraların toplamı olması. Yani ne kadar iyi kullanırsanız o kadar çok kazanma şansınız olur. Ama kötü kullanırsanız da para sayenizde büyüyüp bu adama gider. 65 tops. 7 miles an hour. And normally when I stop people they pull onto the shoulder. 1 numara. Amerikalılar lotoya yılda 70 milyar dolar harcıyor. Ha, 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 ha.
Loto'nun kaçınılmaz gerçeklerinden biri de kazançlı olması ama oynayanlardan çok düzenleyenler için. $326 million! Mega Millions'ta herhangi bir şey kazanmanızın olasılığı 15'te 1. Ama mütevazı sayılara rağmen her yıl 70 milyar dolardan fazla bir miktar lotonun önüne yığılıyor. CNN'e göre her yıl lotoya harcanan para, kitap, video oyunları, müzik, sinema ve spor biletlerinin hepsinin toplamından fazla. Hepsinin. Which means Americans basically spent more on the lottery than they spent on America. Geliri daha düşük olan aileler oynamak için daha fazla para harcıyor ve ortalama bir Amerikalı yılda $200 fazla bırakıyor. Sözde toplanan para eğitim gibi kamu işlerine harcanıyor olacak ama bunların çoğu şüpheli. Lotteries provided no additional funding for education in 21 out of 24 states. As math students in one of those places would put it, that is nearly 50%. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Sizce loto temiz bir eğlence mi yoksa fakir ve aptala konulmuş haksız bir nevi vergi mi? That is an unrealistic, unfair question. Olasılıkları delen top 10'lar ve asla şansınız olmayan top 5'ler için WatchMojo.com Türkiye'yi takip etmeyi unutmayın. Yes, we won the lottery. I'm getting a penis, butler. Sir. All right, buttle my penis. Buttle it.